Kimyasal ilaç kullandıkça bakteri, E. coli bakterisi daha da azıyor. Bir, mantarlar. Mantarlar neyle beslenir? Mantarlar antibiyotikle beslenir. Evet, antibiyotik sadece bakteriyi öldürür. Antibiyotik mantara zarar veremez. Antibiyotik kullandıkça kişi ona mesela hayvanları neyle besliyorsunuz? Samanla besliyorsunuz, küspeyle besliyorsunuz. Mantarı da antibiyotikle beslersiniz. Ne kadar antibiyotik verirseniz mantar o kadar çoğalır. Çünkü mantarı besleyen bir şekerdir, iki antibiyotiktir. 1935 yılında Alexander Fleming küflenen yoğurdun bir sıvı ürettiğini görüyor. O sıvı bakterileri öldürdüğünü görüyor. Oo, ben antibiyotik buldum. Bakterileri öldüren bir ilaç buldum. Hemen onu üreteyim. 2 yıl sonra penisilini üretiyorlar, piyasaya sürüyorlar. O günden bugüne kadar insanlar zehirleniyor. 37'den bugüne kadar. Kaç yıl oldu Allah'ım? Penisilini kullanan herkeste alerji ortaya çıkar. %100. Eninde sonunda. Cilt hastalıkları, nefes darlığı, kalp damar, bir sürü hastalık çıkar. Çünkü penisilin bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok eder. Sadece penisilin değil, örnek olarak veriyorum. Penisilin aynı zamanda bağırsaktaki mantarları çoğaltır. Çünkü penisilin küf mantarının üretmiş olduğu toksik maddedir zaten. Penisilin bunu üretiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Antibiyotik vererek hadi yürü çoğal diyorsunuz. En tehlikeli işi yapıyorsunuz. Belki bir antibiyotikle birkaç bakteri yok ediyorsunuz ama mantarları azdırıyorsunuz. 200-300 kat hızla yayılıyor. Yani antibiyotik genelde dediğimiz gibi sürekli en ağır hastalık durumlarında veriliyor. Hani grip, bal enfeksiyonlarda da ama bunun yerine bitkisel olarak nasıl antibiyotiğin yerine geçecek bitkiler var? Kullanım amaçlı sizin önerebileceğiniz. Ha, çok güzel maşallah. Güzel bir soru. Antibiyotiğin yerine bitkisel antibiyotik var zaten. Çinliler bunu 1200 yıldır kullanıyor. Yeni bir şey değil. Cordyceps, Çin tırtır mantarı. Adamlar bunu 1200 yıldır kortizondan 3 kat daha iltihapları önleyici özelliğe sahip. 3 kat daha etkili kortizondan. Kortizon gibi de yan etkisi yok yani. Kortizon yan etkisi var. Kemikleri inceltir, deriyi inceltir, cam kemik olur, hafıza gider vesaire vesaire. Yani kortizon rahmetli Bülent Ecevit'e verdiler de adamcağızın kemikleri cam kemik oldu, hafızası gittiydi. Kortizon çok tehlikeli. Cordyceps hiçbir yan etkisi yok. Bir, 1200 yıldır bilinen, kullanılan en doğal, en ideal antibiyotiktir. Hiçbir yan etkisi yok. Himalaya dağlarının 3500 metre yukarısında oksijenin az olduğu bir yerde, vitamin, mineral bakımından yoksun bir toprakta, diğer bitkilerin özünü emerek yetişen parazit bir bitki. Bunun birleşimindeki etken madde bakteri, virüs ve mantarları yok edici. Klinik araştırmalarla belgelenmiş. Çinliler kullanıyor. Evet. Biz de bununla ilgili cordyceps'i daha etkili hale getirdik. Neyle? Sinirli ot. Laden gülü. Cordyceps forte diye bir formül geliştirdik. Cordyceps mesela %70, %80 etkiliyse biz onu %100 daha etkili hale getirdik. Çok özel bir formül geliştirdik.